Evet abi, Prison Architect serisinde en son nerede kalmıştık? En son şuradaki hapishaneyi açmıştık. Hatta oraya mahkumlar geliyor. Bir kişi geliyor yani. Kameralarımızı atmıştık. Kapıları artık uzaktan kontrol ediyorduk. Paramız bayağı düşüktü. Paramızı arttırma için elimizden geleni yaptık ama yok yani, para çok yükselmiyor. Silahlı gardiyanları ve köpekli gardiyanları aldık. Şuralara da kuleler falan attık işte. Tünel kazan olursa vursun diye. Hatta bunun öldürücü olmayan atışlarını araştırıyorum ki uzaktan öldürücü olmayan şekilde vurabilsin diye. Milleti vurmak için de şuradan atış serbest dememiz gerekiyormuş. Bir daha isyan çıkarsa basacağım bunu abi. Bütün mahkumları falan çatıştır düşürsünler yani. Aldığımız hibelerden 30 tane plaka üret var. Bunu üretemiyoruz yani. Çünkü bu aptallar gelişmiyor abi. Neyi öğreneceğim önce? Marangoz çıraklığından önce öğrenecek bir şey mi var ya? Genel eğitimle de şu anda genel eğitimde takılan birkaç kişi var. Onlar geçince inşallah şurası da yapılmış olacak. Şimdi hibelerden ne alabilirim ben? 100 kişiye çıkar var. 100 kişiye çıkarmayı düşünüyorum. 10 yasa dışı uyuşturucu bul var. Bunu alayım bak. Bunun parası bana bir gelsin. Ha, bunu aldıktan sonra mı geliyor para? İlk başta yatmadı bana. Aa, geldi lan param. Ne parası geldi bana? 10 yasa dışı uyuşturucu bul mu geldi? Daha önce bulmuşum belli ki, param bir anda 27 bin oldu. Ya buraya yeni şeyler gelmiyor mu artık? Bu kadar mıydı yani? Hibeler. Personel refah girişim var. Şimdi bunu da yapacağım da personellerim çok mutlu değil. Yeterli maaş almıyorlarmış. Finanstan maaşlarına bir %10 zam mı çakayım o zaman? Alın lan %10 zam. Şimdi ne diyorsunuz? Maaş konusunda hiç şikayetiniz yok. Başka konularda var. Peki. Bu bölüm amacım normalde şurayı da bitirmekti ama dedim ki şuraya bir hapishane atayım. Büyük bir şey olsun. Odalı değil ama. Koğuş tarzında mı atsam diye aklıma öyle bir fikir geldi. Şöyle atacağım bir şey ama koğuşu olacak yani. Şu zeminlerde de yani bu zemini buraya kaydırıp buraya şey atabilirim ya. Başka zemin atabilirdim de. Güzel olmuş burası. Çapel mapel atacaktım. Kütüphane falan atacaktım. Onları atmadık bak. Buraya ben çalışması için hapishane işçiliğinden, ha bunu atamadığım için mi oldu acaba ya? Aa, bunu atmamışım harbiden ha. Önce eğitim almalarını bekledim herhalde. Bir aksın bakayım zaman. Üretecekler mi şimdi? Aa, harbiden şimdi çalışmaya başladılar ha. Ulan ne basit bir hata yapmışız. Plaka üretin ama, plaka, tamam mı? Saç levha var. Bu saç levhayı plaka mı yapacaklar? Bir kişi ölmüş abi. Nerede öldü bir kişi? Şurada mı öldü abi bir kişi? Olabilir. Olabilir. Ya burayı görsel olarak değiştirmek istiyorum. Çimlerle mimlerle su fışkiyeleri falan var galiba. Öyle şeyler atmak istiyorum ama para yok işte. Onlar için de çok para lazım. Bir çim zemin ne kadar istiyormuş abi? Onu bir göreyim ben de. Böyle 800 istiyor ya. Ne kadar çok. Şuranın baştan sona boyu kaçtı? 30 metre. Şu alanı bir çimleştirin bakayım. Daha sonra bakarız. Param gitmeden işte şuraya duvar atmak istiyorum ya. Ya da şuraya. Sen nereye gidiyorsun kardeş? İstirahata gidiyorsun ha. Kuleni bıraktın ama. Bunlar da hepsi aynı anda kulesini bırakıyor abi. Bu saatte tam kaçma saati herhalde bu. Bunun kaçış modunu oynarken bak böyle şeyler işe yarar. Güzel. Bu araştırılmış. Şu tazeri de araştır abi. Elektro şok veriyorlar galiba. Şu an vergi muafiyeti ve tazer araştırılıyor. Güzel. Programlarda nasıl gidiyorsunuz ya? Marangoz çıraklı değil de şu genel eğitim bir tamamlansa benim için yeterli olur. Ruhbani rehbere de başlayalım. Bunun için tabii ki de bizden ne istiyor? Şapel istiyor abi. Hemen buraya bir şapel atayım, hem de şuraya atayım. Burada bir dine dönsünler, bir rahatlasınlar. Odalar. Şapel. Ver abi şuraya şapeli. 6x6 olmalı diyor ya. Ne alakası var lan? Şapeli şuraya atacağız o zaman. Şurası yani. Şapel olacak olan alan. Benim hani asıl merak ettiğim şey lojistik desek. Ha, minimum gibi. Buraya işaretlediğimde buraya minimum güvenlikli mahkumlar alacak yani, öyle değil mi? O zaman buraya bir tane koğuş yapıyorum abi. Yani mahkum sayısını iyice coşturacak bir koğuş geliyor buraya, tamam mı? Ondan sonra onu sadece minimum güvenlikli ayarlayacağım. Ama içi böyle gayet güzel olacak yani. Ranzalar falan olacak ama içi böyle harika bir şey olacak. Onun için hatta ben hibelerden şeyi alayım. Hücre bloğu C'yi alayım. 31 bin oldu paramız. Peki. Kapasiteyi 100'e çıkaracağız. Yüzleri çıkarınca 20 bin verecek. Önce planlamam lazım. Şuraya bir şapel atacağım dedim bu arada da, atacağız artık. Şapeli bir ver hızlıca. Hatta şapeli atarken her şey önceden belirli olsun ki sonradan bize sıkıntı çıkarmasın. Tam şurayı sonradan atarım. Kapılardan şuraya düz kapı ver bir tane. Tamam, buraya atın. Orayı şapel haline getiririz. Önemli olan şimdi şuranın planlanması. Şimdi şurası şöyle bir kere duvar olacak. Burayı kessem de hücreyi buraya mı atsam diye düşünüyorum şu anda. Şuraya da başka bir hücre mi gelir yani o zaman? Ya da hücreyi şuraya şöyle atıp şöyle kesip arayı biraz boş bırakıp burayı böyle avlu tarzı bir şey haline de dönüştürebilirim. Yani demek istediğim şöyle. Şu duvarı da alıp şöyle yani. Benim ne mantığı var? Bu kule sadece şuradan kaçanları vursun diyor abi. Ya şöyle 3 boşluk bıraksam olur. Şöyle gidip de buraya da full almak istemiyorum şimdi ya. Abi bir de şuraya ben inşa yapamıyorum ya. Bu adam buradan gelip şu taraftan çıkıp gider ki yani. Ben bunu engelleyemem ki şurada inşa yapamadığım için. Yani ben buraya duvar atamadığım için şuradan başlasa kazmaya, kaza 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 gitse burada duvar olsa mesela, şuradan çıkar gider. Bilmiyorum bu durumu ne engelliyor. Şuradan şöyle kessem şöyle bir şey, oğlum bu ne kadar büyük oldu lan. Şöyle bir şey düşünüyordum yani. Şurayı mesela kaldıracağım, burası da böyle bir avlu gibi olacak ama burası aşırı büyük. Harbi büyük yani burası. Bu kadar olmasın. Avlular olmasın be. Ağlayıp zırlarsalar belki şurayı da avluya dönüştürürüm. Ya da yeni bir kantin atarım. Şimdilik şöyle bir gelsin burası. Zaten ilk kez koğuş tarzı bir şey atacağım için.
Tam şey değilim şu anda, kestiremiyorum. Şimdi örnek veriyorum. Şuradan bir giriş olsa, girişi şöyle tutsam, tamam mı? Şuradan girseler. Daha sonra duş yerleri lazım bunlara. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane şurada duş olsa. Şurada bir duş, şurada bir duş yeri olsa. Şurası gider, şurası gider olsa. 40 kişiye duş sağlanmış oluyor ama burada 40 kişiden fazla olabilir. O yüzden şu duş yerini bir arttır bakalım. Duşa girişi de şöyle yapalım. Burayı duş olarak atsam burayı full bir koğuş haline dönüştürebilirim artık. Buradan birinci giriş olur. Şuradan da şöyle bir ikinci giriş olsun içeriye. Niye öyle bir şey yapıyorum bilmiyorum. Daha sonra buralar full işte yataklar mataklar olacak. Orta tarafta da bunların eğlenebileceği bir yer olacak. Bu minimum güvenlik olduğu için bunlar hani şeyler. Kapkaç. Tamam, saçma sapan bir takım suçlar. Yani adam öldürmemişler yani. Millete tecavüz etmemişler. O yüzden bunlara ızdırap çektirmeyeceğim burada. Şuraya bir at duvarı abi. At duvarı, ver kapıyı bana. Şuraya bir kapı atacaksın. Şuraya bir kapı atacaksın. Tamam mı? At bakalım. Ölüm ücreti eklersen daha fazla para kazanabilir. Lan! Atış serbest lan. Tüm bölgelerde serbest. Biri bir yamuk yaparsa vurun geçin. Artık kimseyi affetmiyoruz burada. Millet gece uyurken hücreleri aratmak daha iyi oluyormuş. Daha az sorun çıkarıyorlarmış. Peki plaka üretimim ne durumda? Hiç plaka üretilmemiş abi. Burada ölü iki kişi var ya. Bunlara morg da atmak lazım. Saç levha var. Plaka yok ama. Her bir katılımcı için marangoz masası gerekir diyor. Marangoz çıraklığına. Marangoz masası neymiş lan? Şunlar marangoz masası değil mi abi? Atölye. Atölye presi. Marangoz masası. Marangoz çıraklığı için her birine marangoz masası gerekir diyor. Sen ne diyorsun ya? Nasıl atacağız o zaman onu? Abi marangoz masasından ben şuraya bir tane daha atsam. Ki hayvan gibi bir şey oluyor. Hadi bak şöyle at bir tane daha. Şöyle bir tane daha atsın. 3 tane olsun bakalım. Çok para gidiyor ama ne var lan? Abim radyo yok bizde. Radyo yok. Tamam, atış serbesti kaldırıyorum. Şu ölüleri şuradan bir kaldırın ama. Bir tünel araması gider bu arada. Şu anda bir his geldi bana. Bir his geldi, sanki tünel var gibi hissettim ben bir an. Uzun süredir biri kaçmadı çünkü. Ona telefon bile çıkmadı lan. Hiçbir şey yok. Ölüm ücreti ekleyeceğim hocam. Şurayı bir bitireyim, ekleyeceğim. Sakin ol. Abi bu aşağılıkların günahını aldık. Normalde 5-6 tane sopa çıkardı. Şimdi 3 sopa falan çıktı. Bir tane kaşık çalmış. Aramalar da zor bitiyor ama ha. Şunu hocam bir yan tarafa şöyle taşıyıver şuraya. Buraya daha fazla artık masa lazım gibi hissettim ben. Oğlum arama bir türlü bitirilemedi lan. Gardiyan sayımız mı az? Ölümler bugün 0 diyor. Güzel, gayet güzel. 0 olsun tabii ki. Şuraya bir elektrik getirebilirseniz ben burayı bir şapel inşa edeyim. Şimdi odalardan... Şapel dediğim zaman benden ne istiyor bu? Sunak uzun sıra ve ibadet hasırı istiyordu, doğru. Şuraya ama bir parmaklıklı duvar atayım. Sonra buraya da sunak, sunağı ver abi şuraya. Uzun sıra diyor bak. Uzun sıralardan şöyle 3 tane ver. İbadet hasırından da şuraya ver şöyle. Tamam. Hatta buraya hadi bir su sebili koymayayım mı size? Alın bak bir tane de su sebili. Şuraya bir tane ışık. Şuraya da belki kolu bacağı tutmayanları vardır diye 3 tane de sandalye attım. Hadi bakalım. Tünel falan yok, güzel ama bunlar şimdi arama yeni yapıldı. Hemen yeni bir tünel kazayım falan diyebilirler yani. Bu arada bu şu alet var ya, kapıları kontrol eden alet. Bu alet sanırım şu kapıları kontrol etmiyormuş ya. Hapishane kapıları, öyle bir şey var ama yazmışsınız da sanki kontrol ediyor gibi. O benim o şeyi attığım her yere ediyor sanırım ya o. Mesela burada iki kapı var. Burada niye iki tane kapı var bilmiyorum. Burayı ne zaman bitireceksiniz? Oğlum yine niye ölü var ya? Sen niye öldün kardeş? Aşırı dozdan ölmüş. Uyuşturucu araması yapayım ya abi. Mahkum sayısını 100'e çıkarmam lazım para için. 30 tane plaka üretmemiz lazım para için. Şimdi burayı yeniden programla de bakalım. Marangoz çıraklığına kimsenin ilgisi yok ya. Ben buraya masa attım bak sizin için. Tahta. Oğlum benim... Yapmayın lan tahta filan. Plaka üret. Mahkumlar aç geziyor ha. Yesinler. Yiyecek ihtiyaçlarında bir sıkıntı var. Çok fazla mahkum açlıktan yakınıyor. Allah Allah. Yalan gibi. Hani. Lojistikte şuraya 3 tane mahkum ver. 3 tane mahkum çalışsın orada. Personelde hadi aşçı atayım buraya 2 tane. Onlar da çalışsın, beraber yemek hazırlasınlar. Şimdi herkes uyuyor mu abi? Bir uyuşturucu araması yapalım. Uyuşturucu aramaları yapılıyor. Biraz uzun sürecek herhalde bu. İlerlemiyor yalnız bu. Köpekli gardiyan istiyor herhalde. Köpekli gardiyan bende 3 tane varmış. Ver abi şöyle iki tane daha. Hatta ver bir tane daha. Abi yemekleri de mi arıyor? Olabilir. Olabilir. Yemekler de aranıyor olabilir tabii. Arandığı için abi bunlar yemek hazırlayamıyor gibi duruyor. Aramayı iptal et bakayım. Tamam. Oğlum yemek hazırlıyorsunuz değil mi lan? Bunlar bir şey yapmıyor gibi duruyor ama. Mahkumlar açlıktan kudurmuş bir şekilde geliyorlar buraya. Yemek hazırlayan neden yok ya. Oğlum siz niye yemek hazırlamıyorsunuz lan? Anlamadım bunlar. Bunlar burada bir şeyler yapıyorlar ama. Ne yapıyorsun sen kardeş? Bunlar burada yürüyor abi. Neden? Yemek orta. Çeşitliği de orta. Tamam mı? Rejimlerden şey yemek saatine çevir. Şurayı da yemek saatine çevir. Şurayı çalışma şeyine çevir. Çalışmayan da boş geçsin. Orada ama yemeklerin gelmemesi beni bir tık sinirlendirdi yani. Mahkumlar aç geziyor çünkü. Bunların ben buraya yemekleri koyduğunu görmüyorum. Acaba orası mutfak mı olmalı ya? Burası mutfak işte şöyle. Elektrik gerekli diyor oğlum. Elektriğimiz gitti mi? Buraya elektrik gelmiyor mu lan? Yo, elektrik de var. Bunda bir sıkıntı mı var acaba? Kapasitör atayım abi buralara abi. Bunun etrafına atamıyor muyum artık kapasitörü? Oğlum elektriğiniz falan da var bak, beni çıldırtmayın lan. Şurası hiç inşa edilmemiş ki. Neden acaba? İşçi de var halbuki ama. İki işçi daha aldı. Aha bak, görüyor musun abi, ben aratıyorum bunları gitsinler diye. Yok bak şimdi bunlar gidiyor abi. Bu adam gidiyor kardeşim. Kardeşim adam gözünün önünde bak, yaralı onu.
Vur lan, görevli nerede? Nöbetçi kulübesindeki adam nerede? Tuttun onu. Tut şunu. Şşt, sen gel, keskin nişancı. Şu Wallace'ı vur, Wallace'ı gidiyor. Adam keserle gelmiş ki. Yavrum atış serbest. Atış serbest. Her yerde atış serbest. Vur şunu. Vur. Vur şunu, vur şunu. Adam keserle gardiyan kovalıyor. Açlıktan ölüyordu ya abi. Açça bu hepsi ya. Keskin nişancı, sana yazıklar olsun. Şuraya gelenden gardiyanlar. Bir kişi kaçtı bugün. Bu bilinci kapalı da. Ya aratıyorum aratıyorum, adamlardan çıkmıyor. Bitirdiğim anda aratmayı 2 dakika sonra tünel kazıyorlar. Bunlar da zeki ama yani. Adam diyor ki yeni aratılmış zaten diyor. Ben buradan sonra hemen kaçarım diye düşünüyor. Abi yemek büyük sıkıntıydı. Bak şimdi yemek pişirmeye başladınız siz. Ben şamarlarım ha. Şuranın inşası yapılsa keşke de. Bir rahatlasak hani. Bir koğuş atsak oraya diyorum. Ne diyorsunuz? Güzel olmaz mı? Ölüm hücresini araştıracağım şimdi. Para kalmayacak ya. Şurası da patlamış. Şurayı da bir tamir edin daha. Bu işçiler de yatıyor yemin ediyorum ya. Mahkumların çoğu beslendi. Abana para verdi. Neyden verdin parayı kardeş sen? Ha, genel eğitim mi tamamlandı? Vay, genel eğitim tamamlandıysa çok iyi. 30 plaka üretti, %6'ya gelmiş. Helal lan. Sonunda bir şeyler yaptınız herhalde. Bakayım şu mu plaka? Plakalar aynen. Sonunda bir şeyler düzeliyor gibi duruyor. Tünelleri kassanız keşke. Şuraları tamir etseniz. Bak buraya da inşaatı da başladılar. Bir anda bir hızlandılar ha. Bunlar buradan çıkamıyor mu? Abi bu işçiler buradan çıkamıyormuş ki. Ne var lan başkan? Ne olmuş? Oo, yangın var. Tüm görüş odalarını kaldırmak için 12 saatim var. Görüş odalarını kaldır diyor bana müdür. Mutfakta yangın çıktı, farkındayım. Şu görüş odasını ben bir kaldırayım, bunu unutmayayım sonra. Abi görüş odası yok artık. Mahkumlar sinirlenecek ama. Bugün 3 kişi ölmüş. Hemen acil yardım. Acil destek abi. 2 tane itfaiye ekibi çağırın. İtfaiye gel şuraya gel. Nereye gidiyorsun lan? Şurada yangın, şurada. Böyle itfaiye mi olur abi? Sen de şuraya gel. Çabuk söndürürsün. Söndürün yangını. Güzel güzel güzel. Vur abi. Vur söndür. Tertemiz. Şuraya atlamış birazcık ama. Aga be, burada ölmüş birisi. Yalnız yangın şu tarafa yayılıyor gibi hocam. Hani şuraya gitmek isterseniz eğer. Mesela siz de. Hani şu taraflara birazcık yayılacak gibi ben bir his geldi de bana. Aynen. Aynen böyle daha iyi oldu. Teşekkürler. Bayağı bir söndürdünüz burayı. Görüş odalarını kapattık. Kuduracaklar. Atış serbest mi? Ha, elektrik gitti lan harbiden. Şuradaki şey gidince. Sonra çok hızlı bir şekilde şu elektriğin geri getirilmesi lazım. Bu elektrik nereden gitmiş abi? Şuradan gitmiş. Bir de şuradan gitmiş. Hemen onu tamir edin. Şuradan elektriği bağlayın. Serisinden bir elektrik gelsin. Buraya değil ama her yere gelecek bu elektrik. Arayı yapın da. Aynen. Güzel. Elektrikler açıldı. Şuraya bir elektrik lazım artık şunlara. Bir de su lazım. Sonra buranın duvarı mı gitti abi şimdi? Aynen öyle. Buraya duvar lazım şöyle ya. Buraya da tekrar mutfak olarak belirtmek lazım tabii. Yanınca gidiyor çünkü. Şurası şöyle mutfak. Aynen. Yemek hazırlamaya devam. Telaş yapmayın. Tamam, normal takılın. Vefat eden bir kardeşimiz oldu. Şuraya bir aşçı ver. Buradaki mahkumların yemekleri yapılıyor mu? Mahkumların artık sayısı arttı ya. Bu hapishane şey yetmiyor kantin. Hepsini aynı anda almamak lazım ya da yemeğe. Böyle böyle alabiliyorsak o da iyi olurdu. Lan şurayı bitirin artık lan. Şunları da bir kassanız oğlum. Şurayı bir artık biri kassın ya. Şu CTRL'le basınca mı hızlı yapıyorlardı? Yapın ya şurayı. Hızlı yapın diye şey verdik, öncelik verdik, onu da bile yapmıyorlar lan. Bir tünel daha mı? Ha, tünelleri sonunda açtınız, güzel. Açtınız da bunları kaldırmanız için de bekleyeceğiz şimdi sizinle değil mi? Kaldırın şurayı da bir yeni mahkumlar falan gelsin. Lan burayı 500 yıldır tamir etmediniz lan. Bir şurayı bir tamir edin lan. Nerede? Burada tünel çıktı bir tane. Tünel ne ama böyle? Ucu gözükmemiş. Kim buldu bu tüneli? Köpekler mi buldu? Şuraya da bir tane köpekli devriye atayım o zaman ben. Buradan köpek devriye istiyorum aynen. Yani paramız iyi. Şuralara şimdi bir öncelik attıracağım. Yapsınlar diye de. Atış serbest kaldır ya. Ötüp duruyor, benim canımı sıkıyor. Şimdi mutfağı büyütemem. Büyütürüm aslında ya. Bir ocak daha atsam mutfağa aslında bir iş yapabilir o. Mesela şuraya bir ocak daha vermiş olsam şöyle. Pişmesi için bir alan daha gelmiş oluyor. Araya da bir kapı yapın. Bunu açacağım şimdi. Kapı açıldığında da koşarak kaçmaya çalışırlar diye şey yapıyorum da. Önce yıkıyorlar ya. O yüzden ne olur ne olmaz diye şuraya önce personel kapısından bir yer atayım da. Ölüm hücresini ekle diye tutturdu bana. Ekle tamam ya. Hadi ölüm hücresi de atalım ya şuraya. Tüm görüş odaları 50 saat sürecek ya. Şu görüş odaları olayı var ya. Mahkumların şimdi görüşme isteği kabarmıştır. İhtiyaçlar. Maneviyat mıydı o? Aile miydi? Personelin ne ihtiyacı var? Personelin ihtiyaçlarını ben anlamıyorum ya. Molada. Namaz kılıyor bu adam burada herhalde. Siz burada kaldınız değil mi lan? Dur unuttum pardon. Sonra diyoruz ki bunlar niye çalışmıyor? Burayı yıkmayın ama siz şurayı yıkın. Yıkın, oradan kurtulun aynen. Hadi çıkın gidin. Şuraları inşa edin şimdi. Bunları kaldırmamışlar ki, beni kudurtacak bunlar ya. Avukat gerekli diyor. Aa, avukat almamış mıyım ben avukat? Personelden avukat yeni mi geldi hocam? Ver şu avukatı bakayım. Sana bir ofis atalım hemen. Param durduğu yerde düştü bak. Buralar zamanında inşa edilmediği için. İşçiler buralarda çok uğraşıyor ya. Dayayacağım şimdi işçiyi bak. Şu duvara atıyorlar. Buradaki odaya atmıyorlar ya. Bunlar da bir enteresan ha. Kapıları atıyorlar. Şimdi bak, ben bunlara bir... Programlardan artık gardiyanlara şey veremiyor muyum ya? Personel. Heh. Taser sertifikası başla abi. Artık elektroşok atacaklar. Jopla mopla uğraşmayacak. Verecek elektriği geçecek. 45 bine şu alanı mı alıyorum ben? Ha. Güzelmiş. Haritayı da genişletebiliyorum yani sonradan oynamama rağmen. Hatta burası da genişliyormuş lan. Ha, buraya şey atıldı mı şunlar? Güzel, burası atılmış. Buraya o zaman bir ofis olarak belirleyeyim ben.
Buyur müdür. Bu borusu patlamış. Nerede patladı? Şurada mı patladı? Onu tamir edelim biz. Şuraya bir tane inşa edeceğim galiba. Burada bir tünel var. Bu bizi üzdü yani ama kaçmadı herhalde ya. Firar yazmadı yani. Onu vurmuşlar sanırım. Şu arayı açınca hızlandı ya burası. Şurayı bir tamir edeydiniz ama. Heh, güzel. Güzel, burası yapıldı mı şimdi? Ne kaldı burada? Güzel. Şimdi hocam duvarlardan şuralara bir duvarları ver, tamam mı? Bu ne ya? Bitki kaplı duvar 20 dolarmış ha. Benim attım 50 dolarlı. Gereksiz yere para harcamış. Şurası şöyle hol olarak kalabilir ya. Şurayı ama çevir şöyle, tamam mı? Daha sonra duş olacak burası. Buraya şöyle duş olarak belirle. Sonra buralara yataklarını bir atayım. Burada devasa bir alan yalnız var ya. Burada ne kavgalar çıkar ha. Ranza ver. Bu şey ya bu. Squid Game'deki kaldıkları yer vardı ya. Öyle bir yere çevireyim mi burayı? Tam sayı tutmuyor ya. Şurası boş kalıyor. İnanılmaz bir tilt eder böyle şeyler. Şimdi burada kaç kişi kalıyor? 28 çarpı 2. 56 kişi şurada mı kalacak abi? 56 kişi. Hatta şöyle 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70. Şurada 70 kişi kalacak abi. Çok ya. Çok ama olsun. Kalırlar. Burada 70 kişilik bir duş atabilir miyim ben? O zor işte. Kim öldü ya? Bu adam ölmüş şurada. Aşırı haptan mı öldün kardeş? Şöyle acayip bir duş attım abi buraya. İnanılmaz sinir bozucu bir şekilde beraber kalacaklar. Başkan Calvin mi arıyor beni? Dur bakayım başkanım. Buyurun. Görüş odaları yeniden eklenebilir diyor. Ya kaldırttın lan bana o zaman. Ne geçti elime benim? Para filan vereydin bari bana. Şeyin başında adam mı yok ya? Şunun başında niye adam yok abi? Gardiyan. Git şuraya çalış. Şimdi buraya sağlam bir elektrik lazım ve su borusu lazım tabii ki. Su borusunu şuradan geçir şöyle. Elektriği de şuradan şöyle ver. Bir de şöyle falan dağıtacaksın artık elektriği yani. Oğlum durun, kapıyı seçemiyorum, kapıyı. Lan aradan bir çakil, kapıyı açayım mı? Şimdi burada kalıyorlar ki. Buraya bir tane personel ataya. Duvarlardan tabii ki şuraya şöyle duvarlar çekeceğiz. Şurayı da kapatacağız şöyle. Bu artık burası mümkün değil, yetmez. Yeni bir kantin lazım. Bunların kantinini de şuraya atayım bari ya şöyle. Ya da şu ikisinin kantinini de şuraya atabilirim. Aynen, burası daha iyi olabilir. Şurayı da büyütürsem eğer. Bunların hepsi buradaki kantine bakar. Onun için de plan atalım tabii. Bunların kantini şöyle olsun ya. Şurası mutfak alanı olsun şöyle. Şurası da bunların şöyle kantini olur. Şu mutfaktan biraz kısabiliriz. Şurası duvar olur. Belki buraya yani bunlara bir ortak oda gibi bir şey atarım. Şuraya da belki ufak bir avlu atarım. Lan ne tüneli lan? Oğlum buradaki tünel ne alaka lan? Buradan tünel çıktı. Şu herif burada tünel vardı hani, yok. Nezaretten de tünel kazmazsın bu arada yani. Tünel kazıp şuraya çıkıyorsun değil mi? Gerizekalı gibi, sonra kendi şeyine gidiyorsun. Odana. Giderler falan yerleştiriliyor. Bunlar atıldı mı? Borular morular hiçbir şey atılmamış. Ya plakayı bir kez ürettiler. Bir daha plaka üretmediler abi. Niye? Buraya atadık bir de 5 kişi. Eğitimlerini de verdik o kadar. Şimdi burası olmuş. Burası ne böyle ya? Garip grup bir yere dönüştü burası. Şunlar suyumuz yok diye ağlıyorlar. Borulardan şuralara bir su ver abi. Tamam, şimdi buraya bir aldığımda var ya, burası fena coşacak. O yüzden benim şuraya atmam lazım. Param yeter mi buraya? Param buraya atmaya yetmeyebilir. İşte şu anda ihtiyacımız kantin ya. Kantin olmazsa olmaz. Duvarlardan da şuraya şöyle bir duvar atın. Bir de şurayı kesecek bir duvar lazım şöyle. Giriş gerekli peki. Şimdi bunların tabii ki burada kalıyorlar 70 kişi. Ama nasıl kalacaklar? Tabii ki de ortada güzel malzemeler olacak ki keyifleri hep böyle yerinde olacak bunların. Burada kalırken de yani. Örnek veriyorum, bilardo. Anladın mı? Mesela burada ve burada mesela iki tane bilardo masası olacak. Şurada bir radyo olacak mesela. Sonra burada bir radyo olacak. Telefon kulübeleri olacak kendilerinin şurada. Sonra şuraya iki tane langırt, pinpon masası. Nerede yaşıyorsunuz be kardeşim be? Şurada mesela satranç oynayabilecekler. Şöyle sandalyelerde. Sonra... Ne atayım ya bunlara? Atacak bir şey diyor ki. Duvar lambası diyorlar. Pencere atayım bak bunlara. Hatta büyük pencere atayım. Dışarıyı da görsünler. Şuraya da şöyle hani geniş kanepe atalım. 300 ha tanesi de. Buralarda takılsınlar. Böyle muazzam bir yer. Buraya attınız mı lan, helal olsun ha. Çok hızlı atmışsınız. Paramız var mı? Paramız 925 işte. Paramız bitti işte. 30 plaka üret, biraz daha ilerlemiş ama. Hibelerden şimdi alabileceğim bir şey var mı? Çalıntı mal tedarikini yok et. Çalıntı silah tedarikini yok et. Nasıl yok edeyim işte ya? Şunu almam lazım. Benim niye ekstra hibem yok ya? Buradan artık ölüm hücresini açtım değil mi ben? Doğru. Odalara geldim peki ölüm hücresi? İnfaz. İnfaz gelmiş abi. Elektrikli sandalye istiyor. Şuraya atacağım infaz odasını. Önce ama burayı açmak istiyorum da para yok. Çok fazla işçi almıştım bir ara. Bir gaza gelmiştim. 25 işçim var abi. Bunların bazılarının gitmesi lazım. Ben bunları hani sezonluk olarak almıştım zaten. İş icabı sözleşmeli. Başka bir şirketle anlaşmalı gelmişler. Ne oldu şef? Minimum güvenlikte gözüken bir tanesi meğerse maksimumluk çete üyesi çıkmış. Ya burası gayet güzel oldu. Buraya gelenlerden ben toplu para alırım. Daha dur, param arttı lan biraz. Şimdi param arttığına göre benim buraya bir yardımcı birimlerden bir elektriği getirmem lazım. Şöyle bir elektrik lazım. Ondan sonra buraya duvar lazım tabii ki. Ortaya bir personel kapısı lazım. Odalardan daha sonra burayı da şöyle bir mutfak olarak belirleyelim. Buraya da şöyle 3 ocak gelsin başta. Şöyle 3 tane de buzdolabı gelsin. Bir tane de eviye gelsin. Şuraya da bir çöp kutusu yakışır şöyle köşeye. Personellerden şimdi 2-3 aşçı daha alacağım. Yerleştirmeden de buraya 3 tane aşçı yerleştir. Hatta 4 tane yerleştir. Yemek üretsin onlar da.
Burası niye kantin olmadı? Servis masası geliyor paşa. Yerleştirmeden şuraya bir gardiyan. Yemek yemeye atanmış buraya bir mahkum yok diyor. Onlar şunları atacağım onu. Nasıl atacağız acaba ya? Gıda dağıtımı mı diyorum abi? Ha şimdi bunlar. Bu buraya abi. Aynen. Bunlar buraya gitsin. Aa güzel. Gıda dağıtımından bunlar buraya gidiyorlar. Şu ikisi. Bu buraya gidiyor. Bu da buraya gidecek ama burada koğuş yok. Tabii önce burayı bir koğuş haline getirelim. Şimdi hocam ilk koğuşumuz şöyle. Vatana millete bir hayırlı olsun. Etrafı çevrili duvar olması lazım diye. Bir de tuvalet lazım. Ha tuvalet atmadık bunda. 70 kişi şimdi nereye sıçacak? Etrafı çevrili duvar dediği şey mi ya? Bu dip dip olmuyor musun sen? Şununla. Duşla. Araya illa bir duvar mı atmamız lazım sana? O zaman bizi üzer. De bu kadar şeye de gerek yok ya duşa. Sırayla duş alır bunlar. O yüzden burayı yıkıp burayı duvar yapıp şurayı da full lavabo mu atsın? Ya da lavabolarını tam şu köşeye ayırıp da buraya full lavabo mu koysun? Abi koğuşta lavaboyu nasıl atarsın? Düşünüyorum bak. Bunların hepsini kaydırmam gerekebilir. Hepsi kaydırılmasın diye şunları sökeceğim. Tamam mı şurayı? Şu duvarları yıkacağım şurayı. Daha sonra bunlara kapı gerekiyormuş belli ki, ne yapalım. Şuraya abi şöyle duvar at. Ortalara kapı bırakalım artık. Ama düz kapı bırakalım şöyle. Kapının genişi yok mu hocam? Tamam şöyle olsun o zaman. Buralara bunları atın. Şuraya da lavabolarını atalım bunları. Lavabolar da nasıl olsun abi? Şöyle lavabolar tabii boşluktan geçilebilir şekilde olacak. Böyle iğrenç bir ortam abi. Bunlar hak ettiği için buradalar ama. Her şeyi verdiysek size burada da yaşayacaksınız. Hala etrafı çevrili duvar diyor ama ya. Ya da kapı istiyor. Tamam abi attık her yerine. Koğuş ne istiyor ki benden, ben anlamadım. Tamam şöyle senin tamam demen lazım. Bu hücreden erişime sağlanabilecek kantin yok diyor. Şurası var ya abi. Yani sen buraya gidemiyorsun, ondan ağlıyorsun şu anda ama ben onu zaten gıda dağıtımından seni ben buraya verdiğim için. Tamam burası koğuş oldu abi. Bir anda 71 mahkum gelecek buraya. 140'a çıkıyor sayımız. 140. Sen ne diyorsun? Buraya atanmış mahkum yok diyor. Var ya oğlum şu ikisi ya. Beni gudurtma bak. Bu ikisi buraya geliyor ya işte. Bunlar çıkıp da oraya gidemiyor ama değil mi? Şu duvarı yık ya. Şu duvarı yık, buradan çıkıp hemen buraya gelsinler. Burası fena rezil iğrenç bir koğuş oldu ama tutacak. Şuraya da hemen metal dedektörü atayım tabii. Şimdi görmek istiyorum buraya gelenlerin nasıl bir şeyde olduğunu. 71 mahkum bir gelsin topluca. Burada bir tünel keşfettik. Güzel. Köpekler iyi iş yapıyor ya. Buraya ama şeyi seçmedim lan ben, dur. Buraya normal mahkum mu geliyor yoksa? Hayır abi burası sadece minimum güvenlikli mahkumların yaşayacağı yer. Seçemiyor muyum böyle? Abi buraya sadece minimum güvenlik gelsin diyemiyor muyum? Onu alımlardan mı yapıyorduk acaba ya? Alımlardan kapasiteyi doldur diyoruz. Tamam. Kategori minimum güvenlik olsun abi. Zaten maksimum bunlar kapalıymış. Mevcut değil diyor. Oran olarak full buna vereydik iyiydi ya. Ben burayı minimum verecektim, veremedik abi. Öyle bir şey yok mu? Sadece minimum. Heh, burayı sadece minimum güvenlikliler mi yap? Bakalım bu gelenlere ne olacak? 59 minimum, 14 normal güvenlik geliyormuş ama. Bir kişi ölmüş bugün. Ben anlamıyorum ki, bu bana yemek yiyecek mahkum yok diyor da ben bunları buraya atadım işte. Deli gibi mahkum geliyor şu anda, deli gibi. İçerisi doldu doldu, şuraya bak. Şuraya bir bak. Çakmak falan abi, kapıda bekleyenler var, aç şu kapıyı, gitsinler içeri. Oo buradaki iş bitmez ha. Harbiden buradaki iş bitmez. Buraya at abi şöyle gardiyanı. Şuraya yerleştirilsinler. Hayda oğlum, burada ne çıktı ya? Atış serbest abi, atış serbest. Her yeri dağıttınız be kardeşim be. 10 kişi öldü bugün, 10 kişi burada. Bir kişi buradan firar etmiş. Şu kapıdaki şuradaki görevli adam. Lan burada duvar yok lan. Dur burada duvar yok abi. Şuraya acil duvar atın şöyle. Buradaki adamların nasıl çıkıp gitmiyor acaba? Şuradan çıkar gider. Burada tünel var da. Şu duvara atın hemen. 11 kişi öldü bugün. Güzel, duvar atıldı oraya. Artık şuradan kazıp gidemeyecekler. Ne var lan? Dövüşmeye gidiyor abi bu şu anda. Arkasından geliyor görevliler. Aha vallahi elektroşokla vurdu, durdurdu ha. Güzel. Bu yemek hazırlamaya başlamış, o da güzel. Burada mevzular çıkıyor galiba. İki tane gardiyan ölmüş abi burada. Bir tane mahkum ölmüş. İki kişi firar etti. Biri buradan koşarak kaçtı gitti. Oğlum sen, burada olaylar karıştı bir anda ya. Çok fazla bir alım oldu. 10 saat sonra bir alım daha var. Çok ölü var. Gardiyan sayısı iyice düşmüş. Şöyle bir gardiyan sayısını bir arttır. 47 gardiyan oldu lan topla. Onları kovarım ben daha sonra, şey yapmayın. Çok toplu aldık. Önce şu kadar falan alacaktım ben. Ve isyan bizi birazcık şey yaptı ya, yordu. Abi şuraya getirsene adamları ya. Yerleştirseniz oraya. Güzel götürülüyorlar. Şuraya bırakılacaklardır diye düşünüyorum ama yok. Bunlar nezarethaneye mi alındı oradan? Daha şimdi 11 kişi daha geliyor abi. Onu ne yapacağız? Söyle müdür. Su borusu patladı. Anladık be kardeşim be. Neresi patladı? Şurası. Tamam. Abi mahkumlar yemek yemeye buraya geliyor yalnız, buradaki 70 kişi de. Bunların buraya atanması lazım. Yoksa bir takım sıkıntılar olacak. Bak şuradakiler yine buradan yiyor da. Güzel, gidiyor musunuz lan artık şuraya? Tamam. Buraya yerleşecekler herhalde. Abi buradaki lavaboyu kullanıyor, adam geri dönüyor. Aşırı lüks bir koğuş attık buraya yani. Hatta buraya kamera atayım ben. Böyle bir tane. Şöyle bir tane kamera gelsin. Bir de şuraya gelsin. Kameraları da bir izleyelim. Bu avlu coştu yani. Tamam, kameralar yerleştirildi. Kameralar. Sen kaç kişi izliyordun? Sen 8 izliyorsun. O zaman bunu bağlayacağım. Şuraya bir bağla. Şuraya bir bağla. Bir de şuraya bağla. Tamam güzel. Burada kaldıklarını görsem içim rahatlayacak da. Daha çok nezarette takılıyorlar şu anda.
Burası coştu coştu ya abim. Siz orada değil, siz şurada olmanız lazım sizin ya. Şurada bir kalsanız. Ben burayı sadece minimum diye ayarladım diye mi öyle oldu ya? Kaldır bakayım sadece minimumu. Şimdi yerleşecekler mi? Zaten sadece minimumla orta güvenlik alıyormuşum ben. Muhbirler. Muhbir alsak olur aslında. Şurada zaten nefessizlikten bile ölünmüş olabilir yani. Burada biri birine yumruk atsa var ya, burada deli bir kavga çıkar. Onlar buraya atanmıyor ama neden? Abi buraya geliyorlar, geri dönüyor bunlar. Ben anlamıyorum ki bunlar nezarethanede niye takılıyorlar ya. Buraya gelmiş bak 2-3 tanesi. Burada kalanlar var. Yo, bunlar da gidiyorlar. Heh, şuradan kalıp buradan yemeğe gidenler var abi. Bunlar yavaş yavaş yerleştirilecek herhalde. 140'ta 140 olduk. Para artık fena artacak gibi duruyor. Neyse abi, o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Yani bu bölüm şapeli arttı, şunları attık. Buradaki devasa koğuş bir garip duruyor ama. Diğer bölümde buraya bir ölüm hücresi atar. Şu koğuşun aynısından belki buraya atarım bir tane de. 140'a çıkardı çünkü bizi bir anda. Ne olaylar çıkacak acaba? Bu avlu küçük geliyor artık. Mutfak küçük geliyor yani. Ha, şeyi yaptınız mı lan? Plaka üret görevi yapıldı mı? Aa, plaka üret de yapılmış bak. Hibelerden ama artık yeni bir hibe kalmadı herhalde. 200'e çıkar var. Marangoz çıraklığı programı diyor abi. Marangoz çıraklığı programını ver. 10 tane seçkin yatak üret. Buradan bir de seçkin yatak mı üretilecek? Oğlum işimiz var o zaman. Programlarda zaten bir takım sıkıntılar var yani. Kimse programda şey yapmıyor. Marangoz çıraklığı ama 2 kişi geçmiş, güzel. Neyse abi, o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Hapishane bayağı bir büyüdü. Şuralara da attığım zaman zaten neredeyse aşırı bir büyümeye ulaşmış olur. Param da sağlam artıya geçti. %10 oldu lan bir anda. Bir tane ürettiler lan seçkin yatak. Şuralara attığım zaman özellikle iyice kapasite olarak coşabiliriz. 2 ölüm var ama yani şimdi 2 ölüm. Durmadan ölümler olması sıkıyor. Şu andaki değerimiz 300 binmiş. 100 bin ceza yemişiz ama olmasaydı 400 bin falan olabilirdi. Ki burayı 700-800'e satsak maşallah bir şeye dönüşebilir. Neyse abi, o zaman buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşürüz.